İstanbul Avcılar'a gideceğiz şimdi. Bir firma deposunda yer kalmayınca tonlarca temizlik ürününü boş bir araziye bıraktı. Ertesi gün gelip alacaklardı ama önce hırsızlar, sonra yağmacılar sahneye çıktı. Bir kamyon böyle gelmişti, akşam görmüştüm. Tehlikeli bir, zehirli bir malzeme bu. Boş araziye bırakılan tonlarca temizlik ürünü önce hırsızların, sonra yağmacıların hedefi oldu. Saatler içinde geriye sadece çöpler kaldı. İnsanlara da zarar verebilir. İçinde ne oldu da belli değil. Bir firmaya ait 21 ton yüzey temizleyici depoda yer yok gerekçesiyle Avcılar'da boş bir araziye bırakıldı. Brandayla üstü kapatılsa da gece ortaya çıkan hırsızlar büyük bir kısmını çaldı. Firma yetkilisi bu alana geri geldiğinde 14 ton ürünün alındığını tespit etti. Kalanları da getirdiği tıra yeniden yerleştirdi. Ama bir seferde hepsini taşıyamayınca yağmacılar da dandı. Torbalarla, çuvallarla böyle götürdüler. Sabah saatlerinde bu boş arsadaki temizlik ürünlerini görenler kapış kapış onları toplayıp evine götürdü. Alıp götüren insanlar bir an için bunu evinden çıkarsın. Tavsiyem bu. Etrafa saçılanlar iş makinesiyle kaldırılsa da boş arazi çöple doldu. Bir tane şişeyi gördüm, bildiğim bir marka değildi. Bazı deterjanlar da bakın toprağa dökülmüş, boş kaplarını da önümde görebiliyorsunuz. Bakın buradaki o dökülen deterjanlar nedeniyle de keskin bir koku var şu anda. Kanserojen taşıyan bir ürünü buraya döktüler. Mahalle tedirgin halde, sabahleyin olay yeri bandı vardı. Belediye temizlik ürünlerinin sahibi olan firmaya çevreyi kirletmekten 5000 lira para cezası kesti. Şimdi gelirken de baktım, yerler biraz ıslanmış. Hani koku falan da vardı.